Odin, MCU'ya gelim dönüyor. Evet, uzun zamandır beklediğimiz Thor'un 4. filmi Love and Thunder sonunda beyaz perdeye geldi. Ve her ne kadar pazarlama aşaması önceki yapımlara göre biraz sancılı geçmiş olsa da fragman ve TV spotlarda gösterilen görüntülerin yapımın kendisiyle pek bir alakası olmadığında tekrardan görmüş olduk. Yani Marvel her zamanki gibi fragmanlar sayesinde fanlarını farklı noktalara yönlendirmeye çalışmış. Her neyse, peki bu Odin'in geri dönme olayı nereden çıktı, filmimizle ne alakası var derseniz de bu noktadan sonra konuşacağımız muhabbetler filmimizle ilgili ağır spoilerlar içermektedir. Yani izlemeyen dostlarımıza duyurulur. Sonra benim gibi spoilerın alasını yiyip filmden alacağınız zevkin düşmesini hiç mi hiç istemem. Evet, her ne kadar Odin gibi bir karakteri Marvel sinematik evreninde olabildiğince az görmüş olsak da aktarılan hikayeler içerisinde en kritik konumlardan birine sahipti. Yani Odin, Valhalla'ya gitmeden önce ne Hela zincirlerinden kurtulabiliyordu ne de Thanos, 9 diyarının yakınına yaklaşabiliyordu. Ve Ragnarok filmi esnasında artık yorulduğunu söyleyen koca yürekli abimiz oğulları Loki ve Thor'a veda edip altın tozuna benzer bir biçimde Valhalla'ya doğru yola çıkmıştı. Ki işte bu yüzden Love and Thunder'da Miles Thor olan ablamız Jane Foster'ın kanserine yenik düşüp Hakk'ı rahmetine kavuştuğu esnada toz tanelerinin ortaya çıkması uzun zamandır beklediğim bir olayın da MCU'ya gelmekte olduğunu sinyallerini verdiğini söyleyebilirim. Evet tamam, herkesin aklında vay anasını ya Jane de Asgardlı bir tanrı olmuş Valhalla'ya gidiyor düşünceleri oluşmuştur. Ancak olay sadece bundan ibaret değildi. Ve işte Valhalla galiba sonunda sinematik evrene geliyor diye düşünürken ekstra sahnede Heimdall'ın Jane'i karşılayıp Valhalla'ya hoş geldin demesi bu diyarın artık Marvel sinematik evreninde kelimelerden daha çok hikayeye katılmasını da sağlamış oldu. Evet, çizgi romanlar içerisinde önemli bir yere sahip olan Valhalla ortaya çıkan hikayelerde aktif bir şekilde ön planda bulunuyor. Ancak şu zamana dek MCU içerisinde isminden başka bir şeyini görememiştik. Ayrıca bu diyarın ekstra sahnede karşımıza çıkması, önümüzdeki yapımlarda Odin'in de tekrardan MCU'ya dönebilecek olmasını da sağladı. Ve bak, Odin bu diyardayken daha aktif bir biçimde hikayelerin içerisinde olabildiğini de söyleyelim. Ve bu olaylar sadece Asgard'la alakalı da olmuyor. Mesela bir keresinde Frank Castle, yani Namider Punisher'ımız, Galactus'un yaverliğini yaparken yaşamını yitirip garip bir biçimde Valhalla'ya gidiyor. Ve Odin Frank'e kozmik güçler verip bebek Thanos'u öldürebilmesi için onu geçmişe gönderiyor. Yani demek istediğim bu diyarın ve Odin'in hangi yapımda ve ne şekilde karşımıza çıkabileceği hiç belli olmaz. E hazır buraya kadar gelmişken de bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek istersen abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli. Haberin olsun. Fakat bak, bu konuda tek korkum Odin'i canlandıran usta aktör Anthony Hopkins'in yaşının bayağı ilerlemiş olması. Çünkü Marvel'ın aktör seçiminde ve bağlılığında diğer sinematik evrenlere, hele ki DC'ye göre çok katı kuralları var. Yani olur da yönetmenler önümüzdeki yapımlarda Odin'in dönebileceği bir hikaye ortaya çıkartıp Anthony kabul etmezse hikayeyi baştan aşağı değiştirip Odin karakterinden bile vazgeçebilirler. Her neyse, genel itibariyle yapımı ve özellikle Gore ve Zeus'un karakter gelişimlerini senaristler sağ olsun diyelim, birbirinden usta oyuncular canlandırmış olmasına rağmen yetersiz bulmuş olsam da ekstra sahneler ileriki yapımlarda gelebilecek olan hikayeler için güzel kapılar açılmasını da sağladı. Mesela ilk ekstra sahnede Zeus'un Herkül'e savaş niteliğinde emirler vermesi çizgi romanlarda Herkül ve Thor arasında yaşanmış olan büyük savaşların başlangıcını oluşturdu diyebiliriz. Ve ayrıca Herkül'ün sonradan Yenilmezler ekibine katıldığını da belirtelim. Yani bu karakter birden fazla yapımda karşımıza çıkabilir. Ve diğer ekstra sahnemiz ilkine göre biraz zayıf kalmış olsa da demin de dediğimiz gibi Odin'in tekrardan aramıza katılmasını sağlayacaktır. Ve uzun bir aradan sonra Heimdall'ı da sinematik evrende görmek güzeldi. Ki çocuğu üzerinden hikayenin devam ettirilme olayını da bayağı başarılı buldum. Evet, önümüzdeki günlerde Thor Love and Thunder'la alakalı önemli videolar gelmeye devam edecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.